Anlamlandırmak için başladığımız yeni medya söyleşilerine devam ediyoruz. Bu haftaki yayın konuklarımız Ali Ercan Özgür, Itır Erhard ve Mert Fırat. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hepinizin çok yoğun olduğunu ve toplantıdan toplantıya koştuğunu biliyorum. O yüzden öncelikle teşekkür ederim vakit ayırıp katıldığınız için. Bugün aslında yayında Türkiye'nin ilk sürdürülebilir müzik festivali Festugather'ı COVID-19 nedeniyle çevrim içi yapılmasını ve elde ettiği başarıyı konuşacağız aslında. Ama oraya gelmeden önce her birinizin tek tek sosyal girişim, sürdürülebilirlik, kalkınma ve dayanışma ile ilgili geçtiği yollar ve tecrübeler var ve bunlar çok değerli ve Festugather'da onun nihai çıktılarından biri aslında. O yüzden öncelikle o tecrübelerden başlamak isterim izin verirseniz. Itır Hanım'la başlayacağım o yüzden. Şöyle bir şey sorsam öncelikle size, siz de bir sosyal girişimcisiniz. Bilgi Üniversitesi'nde hoca olmanızın yanı sıra. Evet. Aslında kurucu ortağı olduğunuz Adım Adım gibi, Açık Açık gibi platformlar da var ve yıllardır bu sektörün de içindesiniz aslında ve Aşako üyesisiniz aynı zamanda. Şunu sormak isterim öncelikle, toplumsal dönüşüm için sürdürülebilir bir sosyal faydayı nasıl sağlarız? Bireysel olarak belki nereden başlamak lazım? Çok teşekkürler. Davet için de, soru için de. Bu arada evde olmanın tabii durumları kediler geliyor. Çok güzel. Yani sürdürülebilirlik için, sosyal fayda için bizim çıktığımız yolda aslında bireyden başladık biz. Bireyler sürece dahil olmadan çünkü mümkün değil. Yani sosyal fayda yaratmak ve kitleleri mobilize etmek gerçekten mümkün değil. O yüzden biz bireylerden başladık. Pardon, bir sıkıntı mı oldu? Yok, devam edeceğim. Devam ediyorum, tamam. Çünkü benim önümde sürekli böyle bir şeyler çıkıyor. Evet. Yani bizim baktığımız yerden aslında toplumsal dönüşüm eğer bireyler sorumluluk almazsa mümkün değil. O yüzden adım adım aslında koşuyu bir metafor olarak kullanarak bireylere mobilize etmeyi amaçladı. Ve bunun sürdürülebilir olması için de aslında bireylerin sorumluluk alıp önce sorumluluk almaları, toplumsal meseleleri mesele edinmeleri, daha sonra da fark yaratabileceklerine inanmaları gerekiyor. Bizim bütün yaptığımız onları buna ikna etmek aslında. İknayı nasıl yaptık? Yaptıkları işlerin, yani koşarak kaynak yaratıyorlar biliyorsunuz, sonuçlarını görmelerini sağlayarak, yani somut sonuçları gördüğünüz zaman aslında devam ediyorsunuz. Yani yaptığınız, attığınız adımlar, yaptığınız projeler, yarattığınız kaynak somut olarak fayda yarattığında siz sürecin parçası olmaya da devam ediyorsunuz ve bu sayede de sürdürülebilir oluyor aslında yaptığınız işler. Yani aslında hem sürdürülebilir, yani iki nokta var sanırım. Sürdürülebilir olmak ve somut bir çıktısını görmek değil mi? O motivasyonu devam ettirmek için belki de. Kesinlikle ve bireyden başlamak, yani bizim yaptığımız oydu. Çünkü bireyler dahil olmadan toplumsal dönüşüm, sistematik dönüşüm mümkün değil. O yüzden biz bireyleri dahil ederek başladık. Çok güzel. Buradan Ali Ercan Bey'e geçeceğim izninizle. Ali Ercan Bey de aslında yıllardır kalkınma üzerine, sosyal sorumluluk, sosyal girişimcilik üzerine projeler üretiyorsunuz, kitaplar yazıyorsunuz, sivil toplum örgütte görevleriniz var. Keza ihtiyaç haritası da bu oluşumlardan biri ve online bir platform üzerinde hem ihtiyaç sahiplerini aslında hem de destekçileri buluşturuyorsunuz. Ve sanırım yanılmıyorsam imece çalışmanın da online'a taşınmış hali olarak tanımlıyorsunuz aslında. Buradan yola çıkarak belki iyiliğin ve yardımlaşmanın hatta imecenin dijitalleşmesinin getirdiği sosyal fayda ve dijital iyilikten bahseder misiniz? Tabii ki, çok teşekkürler önce davetiniz için. Yani benim de üniversite yıllarında başladı aslında bu macera. Biraz merakla. Önceki yıllarda da vardı hep içimde ama anlayamıyordum. Ama üniversiteyle birlikte üniversite öğrenci kulübü, işte dijitalde bir şeyler yapmak, öğrencilere faydalı bir şeyler yapmak için uğraşırken işte indirim kartı, sonra Habitat Derneği ile işte yurt dışı ve Türkiye'de gençlik meclisleri derken aslında sivil toplum, bir yandan teknoloji kullanma. İlk hikayem de yani aslında öyle, Cisco'nun San Francisco'daki merkezine mail atarak başladı. Yani Türkiye'de
İşte onların network akademileri vardı, bunu uygular mıyız diye. Sonra şunu gördüm aslında, teknolojinin gücüyle ben de fark etmeden başkan yardımcısına mail atmışım. O Türkiye'deki CEO'ya CC'liydi. Hayatımda ilk defa CC mailini gördüm. 2000 yılının başıydı yani. Ama şunu gördüm, dijitalin ve teknolojinin gelen gücü bizi çok güçlendirebilir ve fark yaratabiliriz ve aslında herkes de fikriyle, düşünceleriyle orada eşit bir sonuç üretebilir. Ama tabii bunun için birazcık fikir üretmek, tartışmak, özellikle sosyal sorunlar odaklı neler yapabiliriz derken yıllar içinde ben kariyerimi de buna yönlendirdim aslında. Yani işte projeler dünyası, işte uluslararası ilişkiler okuyordum. Projeler dünyasına dahil olduk. Birçok sivil toplum kuruluşunda, işte Türkiye'de ve yurt dışında projelerde çalıştım. Bu yıllarca olan proje deneyimi erken yaşta başlamanın da verdiği avantajla sosyal medya ve yeni medyanın da yıllar içinde gelişimiyle, teknolojinin artmasıyla teknoloji okuryazarı oldum. Yani sonuçta sosyal bilimciydim ama teknoloji okuryazarı takip eden, trendleri, gelecekteki ihtiyaçları gören fikirlerimiz vardı. Bunları aslında ya sosyal fayda için, yani yeni medyayı, sosyal medyayı, sosyal fayda aracına nasıl dönüştürür? Çünkü bir yandan da orası aynı zamanda bir işte sosyal medya çöplüğü de oluyor. Bir çözümünü bulmadığı, tüketimin olduğu, yani dışarıdaki hayatın, şikayet ettiğimiz, aşırı popüler kültürün tüketimine odaklı bir yönü de var. O da bir realitesi, bunu değiştiremeyiz. Buna değiştirmeye gücümüz zaten yetmez ama iyi örnekler, yenilikçi örnekler, özgün, ilham verecek modeller yaratırsak, hele büyüdüğümüz coğrafya zaten birçok deneyimi içinde barındırıyor. Siz bahsettiğiniz imece bunlardan biri. O anlamda hani online imece olmak üzerine bir fikirle yola çıktık. Hani Mert'le zaten hani o fikirlerimiz bizim artık karşılıklı o kadar anonimleşiyor ki, yani o fikir atıyor, biz atıyoruz, onu geliştirip hibrit bambaşka bir yapıya dönüştürüyoruz. Itır Hocam'la da keza öyle tanıştık ve yani biz aslında bir yıldır tanışıyoruz. Merhaba. Aynen. Hadi koşun. İnsanlı kaymakaldım. Böyle de bir hayatımız var gördüğünüz gibi, yani hani evlerde ve şeylerde. Fayda üretmek, yani günlük hayatınıza entegre etmek, sosyal faydayı ve katkıyı. Online imajine birazcık böyle yola çıktı ve çok tabii ki yani Mert'in hem Türkiye'de uzun yıllardır sivil toplumla çalışması, onun etkisiyle bilinirliği, tanınırlığı çok hızlı büyüdü. Şimdi aslında bu sosyal faydayı yurt dışına taşıyacak hale geldik. Oraya da gelelim ama oraya gelmeden önce Mert Bey'e döneceğim şimdi müsaadenizle. Hem biraz Fast Together'ı konuşalım, başarısını konuşalım kısmına geçelim isterim. Öncelikle de şunu sormak istiyorum. Aslında siz de Mert Bey, oyuncu ve tiyatro sanatçısı olmanızın yanında bir sürü farklı ve sosyal girişimlere, sivil toplum örgütlerine üyesiniz, içindesiniz her birinin. Bu oluşumlardan biri İhtiyaç Haritası ve onun bağlamında da Fast Together, aslında kültür sanat olarak baktığımızda. Bugün, bu sene COVID-19 nedeniyle çevrim içi oldu ama eğer yanılmıyorsam düzeltin lütfen, yaklaşık 15,5 saat süren yayın ve 13 milyondan kez de izlenme elde etti. Evet. Ve Türkiye'nin ilk dijital festivali olma özelliğini de taşıyor aslında. Buradan hareketle böyle bize genel bir çerçeve, Fest Together çerçevesi çizmenizi istesem, hazırlık sürecinden başlayarak çevrim içi olma fikri aslında belki de nasıl başladı, neler yaşandı festival günü, destek verenler ve belki bir önemli kısmı da kalan destek ihtiyacını şu an hala destek olmak isteyenler varsa nasıl ulaşırlar, nasıl destek olurlar? Ya aslında ben de işte Ali Ercan'ın söylediği gibi çok uzun zamandır sivil toplumda bilerek bilmeyerek aslında çalışan birisiyim. Çünkü küçük yaşlardayken bu bir refleks olarak devam ediyordu. Ben çok erken yaşlarda halk eviyle böyle ilişkiye girmeye başladım. Hani böyle bir hem tiyatro eğitimi almaya gidiyordum hem de bir yandan böyle mahalle örgütlenmeleri, mahalle çalışmaları, destekleşmeler aslında bir yandan. Örgütlenmeler dediğimiz çorba işte taşımak, ne bileyim. İhtiyacı olanı doktora getirmek, ihtiyacı olanla sohbet etmek filan. Hani dolayısıyla ihtiyacın sınırları benim için de böyle sınırsızdı aslında böyle. Şimdi ihtiyaç haritasına şey diyoruz, hani bizim ihtiyaçların sınırı hayallerle sınırlı aslında. Destekler de aynı şekilde. Yani o herhalde pratikle ilgili, yani bizim ekibin, bizim grubun aslında hem sahada hem akademik alanda çok sağlam kasları var bu anlamda. Pratik ve teoride de böyle çok deneyimi var. O yüzden de hep yaptığımız işlerin bir kısmında
en az yüzde normalde bir şey derler yani %25-%30'u mutlaka böyle planlansa yani ideal dünyada sivil toplum hani bir üçlü bir sac ayağı gibi düşünürsek aslında sivil toplumu da yönetimde ve yönetime katılımda aslında çok değerli olduğunu hani %25-%30 oranı da böyle keşke bir katkı olsa filan diye ideal dünya üzerinde sosyal devlet üzerinde falan. Bizde bu neredeyse yaptığımız işlerin %50'si bazen %51'i. Bazen aslında öyle bir pratik ve öyle bir şeye gelmeye başlıyor ki hayatımızın ne bileyim eğer yüzde ile ifade edeceksek %70'ini sivil toplum yani yapmak istediğimiz bu alandaki çalışmalar %30'unu kendi işlerimizle ilgili geçirmeye başlıyoruz. Ama o kendi işlerimiz çok daha hızlı ve başka bir kapasiteyle gelişmeye başlıyor. İlginç bir kas geliştiriyor yani sivil toplum. Ben de hayatımın hiçbir evresini onu birbirinden ayırmadım yani böyle hani bu bakış açısıyla işte sahneye çıkmak ya da işte ne bileyim bir başka ticari bir faaliyetin içinde bile hiçbirinden ayırmadım. Bu bir refleks olmaya başladı. Çünkü bence bir şekilde hayatta ve hayata koyduğumuz katkılarda da böyle iç içe geçen bir durum var. Ne yaparsak yapalım toplum yararını aslında çevreye duyarlılığı, işte eşitliği bu bağlamda hep bir irdeleme tarafımız var. Böyle olmazsa zaten yaptığımız şey sürdürülebilir de olmuyor. İşte ihtiyaç haritasının içindeki o görev dağılımı, birlikte çalışma kültürümüz, bu iç içe geçmişlik ve bütün aslında alanlarımızı birbirimize açıyor olmamız da bizim içerideki işleyişimiz bağlamında tutarlı bir hareket olmuş oldu. O tutarlılık da bizi başka yaratıcı faaliyetlere ve başka yaratıcı fikirlerin serbestçe paylaşıldığı bir alana sevk etti. Çünkü günün sonunda tek kazancımız birlikte bir şey yapıyor olmak. Onun heyecanı. Günün sonunda işte Fest Together'a bağlayacak olursam da buradan çıktı aslında Fest Together. Ben bir gün işte bir Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın bir başka etkinliğinde Çanakkale'ye gidip oradaki işte 150 kilometrelik bir alanda hem yürüyüş yolunun hem aslında bu gezi yolunun oluştuğu hem de bir inanılmaz bir kültür rotasının olduğu bir yere gittim. Aynı zamanda bir müzenin açılışı vardı. Troya Müzesi'nin açılışıydı aynı zamanda ve Troya yılıydı o yılda aslında. Bu anlamda hani oradaki köyleri 22 tane köyü çeşitli ortamlarda böyle ziyaret etme faaliyeti oldu ve esas da sürdürülebilirlik esasına göre kuruluyor aslında o köylerin işte ticari yaşamları, kendilerini devam ettirmeleri, işte eşitlik ilkesi, çevreye bakış açısı, onarıcı tarımla vizyonu falan derken dedim ki keşke burada bir festival olsa da bu paylaştıklarımızı aynı zamanda görebilsek, her yıl insanlar böyle düzenli ziyarete gelseler, bu çıkan hani orada ortaya çıkan çıktıları net ölçebilsek, değerlendirebilsek. Yani keşke burada bir festival olsaydım hani bizim üstümüze düşen de burada böyle 3-5 gün süren, belki de bir hafta süren bir festival yapmak olsa bu rota üzerinde. Sonra bunu diğer arkadaşlarımla paylaştım. Sonra dedik ki ya bu çok güzel, sürdürülebilir festival olması da güzel. Atığını ayrıştırdığımız, böyle işte ne bileyim, içindeki repertuarından yiyeceğimiz yemeğe, mutfağa, onun türüne kadar. Hani vegan mı olmalı, vejetaryen mi olmalı? İçeride sokacağımız materyallere kadar aslında. Hani servisten tutun da bütün uygulamaların içinde. İşte ne bileyim, ışığından oraya gelecek insanların karbon ayak izine kadar hesaplanmış bir şey dedik. Sonra baktık ki bu çok büyük bir ölçek. Biz bunu İstanbul'a taşıyalım dedik ve ilkini 26 Eylül'de Küçük Çiftlik Park'ta 20'nin üzerine sivil toplum örgütüyle birlikte gerçekleştirmiş olduk aslında. Burada da İnogar ortaya çıktı. Bir kuluçka merkezi, bir sanat kuluçka merkezi olarak kurmuştuk hep beraber İnogar'ı. İnogar da orada böyle etkin bir şekilde rol almış oldu. İnogar'ın ilk aslında işi ilk çıktılarından biri olmuş oldu. Bir yandan onlara da böyle hani bir partner olarak geldi. İhtiyaç haritası bütün sivil toplum etkinliğini ve alanını aslında operasyonunu sağ olsun Troca, Buğday Derneği hep beraber yürütüyor olduk aslında. Günün sonunda bütün bunların içinde işte bu önümüzdeki seneyi planladık. Ve dedik ki 5 ilde birlikte gerçekleştirelim festivali. Fakat bu Covid-19 çıkınca ortaya gerçekleştiremedik tabii, durdu festival. Durunca dedik ki ne yapsak? Yani duramıyoruz aslında, keşke bunu dijital ortamda yapsak. Dijital ortamda gerçekleştirsek diye hayalini kurarken bir baktık Be Together aslında bu. Amerika'da organizasyonu olan Be Together çıktı ortaya. Çünkü yani aslında biz de bir yandan yine sivil toplumun çokça şu alanda ihtiyacı olduğu, birçok insanın aslında ihtiyaç duyduğu çeşitli materyaller var. Hani bilgisayardan, gıda maddesinden,
eğitim kitlerinden, işte tiyatrosunu ayakta tutmaya çalışan insanlardan tutun da sahne emekçilerine kadar çok geniş bir alan zarar gördü biliyorsunuz COVID-19'dan. Dolayısıyla aslında onları çok kucaklayabilecek, herkesi bir araya getirebilecek bir fikir çıktı. Sonra dedik ki o fikri büyütelim. Daha önce aslında halihazırda DASTAS'ta çalışmış olduğumuz gruplara gittik ilk önce. Sonra adını anmadan geçemeyeceğim. Sertap Erener sağ olsun bize çok destek oldu. Nece Hanım ve Sertap Erener derken Sertap Erener'in de menajeri olan İlksem Başarır. İşte bizim zaten ilk festivalinde direktörlüğünü yapıyordu aslında müzik tarafında. Sonra derken bütün o güçler birleşti. İşte İDAM'a, İNOGAR derken bütün aslında paydaşlarımız, bütün birlikte olduğumuz gruplar, sivil toplum örgütleri. Çok arkada ciddi bir emek var. Hani HEYMO, işte ajans olarak filan derken TBWA filan böyle dev bir kadroya eriştik gerçekten. Ve o operasyonu aslında yürüttük ve buraya kadar da geldi hikaye. Peki aslında şu an Fest Together'ın sayfasına girdiğimizde de görebiliyoruz ne kadarı karşılandı ve kalan kısmı da. Bir de hani burada belki bilmeyenler vardır ve merak edenler de vardır diye sormak isterim. Kalan kısmı hala destek olmak istiyorsak ne yapmalıyız? Aslında ihtiyaçharitası.org'a girip hani oradan o desteği bulabiliriz ya da Fest Together'ın sayfasından girip aslında orada desteklemeye devam edebileceğimiz bir altyapı var. Bir aslında şeyimiz var, hattımız var bizim, 79-79, bütün operatörlere bağlı olan. Oradan destek olabiliyor insanlar hala. Bilmiyorum Ali Ercan Hocam, yanlış bir şey söylemeyeyim 79-79 ile ilgili. Doğru. Yani aynen, 79-79 devam ediyor. Bu yoğunlukta hani olur, iki gün önce bir konuşabilir belki bir şey olmuştur diye. Ama bir yandan da sürekli desteklenebilecek halde tutmak da zaten bizim için çok değerli. Bize çok böyle bir yandan imece kültürü çok gelişmiş olduğu için ihtiyaç haritasının içinde hep de aynı desteklerle ilerledik şimdiye kadar. İlk defa aslında böyle bir sisteme geçmiş olduk. Bir de Fest Together'ın içinde güzel olan şey şu oldu. Biz bir birlikte kart diye bir şey çıkartmış olduk. O da NEF Vakfı'nın katkısıyla birlikte geliştirdik birlikte kartı. O karta da insanlar böyle aslında destek olup bu kart aracılığıyla bakkalda, marketlerde, her alanda aslında birçok alanda, yani daha doğrusu şey diyelim, post cihazının olduğu her yerde o kartın içindeki limitler doğrultusunda ihtiyacını giderebiliyor. Biz bu çözümü de aslında tam Fest Together'dan önce düşünüyorduk. Fest Together'a da çok güzel bir ara çözüm oldu, araç oldu bizim için. Şimdi başka dayanışma işte şeyleri var, çalışmaları var. O çalışmaların içine de kullanılıyor. Dayanışmanın Yüzü Şiir diye bir kampanya var. Evet. O kampanya içinde bir çözüm oldu aslında. Yani bu süreçte de bizi aslında farklı çözümlere yönelten, ihtiyaçlarımız doğrultusunda bizi başka yaratıcı çözümlere yönelten bir süreç gerçekleşmiş oldu açıkçası. Buradan hareketle hem Itır Hanım'a öncelikle sonra da Ali Ercan Bey'e de sormak isterim. Sizin de aslında Mert Bey, sizin de bahsettiğiniz gibi COVID salgını maalesef toplumun hem tüm yaş grubuna hem de tüm meslek gruplarına farklı derecelerde de olsa etki etti tabii ki ve ekonomik anlamda farklı sonuçları oldu. Buradan aslında işte destekle, toplanan destekle de bu kesimlerin ihtiyaçları bir nebze de olsun karşılanacak. Bu anlamda Itır Hocam'a dönmek isterim. Itır Erhat'a, bir sosyal girişimci olarak siz festivalin başarısını nasıl görüyorsunuz? Neler söylemek istersiniz? Yani evet, söylediğiniz gibi maalesef herkes eşit şekilde etkilenmedi COVID sürecinden. Evet, yani virüs belki sınıf tanımadı değil, ırk tanımadı ama etkileniş biçimimiz oldukça farklı oldu. Özellikle kırılgan gruplar çok daha fazla etkilendi. Geçen gün bir arkadaşımla konuşuyordum. Evsizlik riski çok artmış belli gruplar için. O yüzden de tabii bizler sivil toplum çalışanları, gönüllüleri, sosyal girişimciler olarak özellikle bu ihtiyaçları karşılamak üzere, yani akut ihtiyaçlar öncelik kazandı. Mesela adım adımda da 100 küsür sivil toplum kuruluşuna destek verilirken bu süreç içinde dahil olduğumuz evde koşma etkinliği B planında aslında sağlık çalışanlarının tulum ihtiyaçlarını karşıladık yalnızca. Çünkü şu anda tabii sağlık çalışanlarının ihtiyaçları, temel ihtiyaçlar ve gerçekten dünyada en fazla etkilenen sektörlerden biri olan kültür sanat endüstrisi ve kültür sanat emekçileri öncelik kazandı.
Face Together'da da özellikle bu gruplara yönelik tabii bir farkındalık. Farkındalık da çok kritik. Çünkü herkes bu şekilde bakamıyor içinde bulunduğumuz sürece. Kendi derdimize, evde kalmamıza belki odaklanıyoruz. Özellikle bu konuda farkındalık yaratmak istedik. Evde kalma lüksü olmayan arkadaşlarımızı Face Together'a davet ettik ve onlara bağlandık. Onların ne yaşadığını konuştuk. O yüzden bu farkındalık kısmı, yani paneller de yaptık, çok kritikti bizim için. Ve tabii çok ciddi bir fayda da sağlamış olduk. Başarısına gelince mesela evet ilk fiziksel ortamda yaptığımız festivalde kapsayıcı olmayı hedeflemiştik ve çok istemiştik. Ancak fiziksel mekanda kapsayıcı bir festival düzenlemek inanın çok kolay değil. Fakat burada Sürdürülebilir Her Şey ekibiyle betimleme, sesli betimleme ve işaret dili çevirileri yapabildik. Bu sayede festival aslında çok kapsayıcı oldu. Hem bu açıdan yani kör, sağır, işitme engelli sanatseverlere ulaşabildik. O açıdan çok kritikti bizim için ve bu bizi çok mutlu etti. Bir yandan da tabii Mert'in ve Ali Ercan'ın bahsettiği gibi yani milyonlarca kişiye ulaştık dünyanın her yerinde. Özellikle ülke kırılımları geldiği zaman gerçekten hepimiz bayağı heyecanlandık. Çünkü Amerika'dan İran'a hemen hemen her ülkeden izlendiğini, saat farklarına rağmen izlendiğini evet. gördük. Bu bizi çok mutlu etti. Bir yandan da tabii sosyal medya paylaşımlarını çektik ve onlar üzerine hatta bir analiz yapmak üzereyiz şu anda. Onun üzerinde çalışıyoruz. Bu dönemde bu etkinin iyi geldiğini fark ettik. Biliyorsunuz hani sanatın her durumda müthiş bir birleştirici ve iyileştirici gücü var. O gün sokağa çıkma yasağı da vardı ve bize gelen geri bildirimlerden o gün boyunca herkesin iyi hissettiğini gördük. O da bizi çok mutlu etti. Yani bunu da bir sosyal fayda olarak düşünebiliriz aslında, iyi hissetmeyi ve iyi hissetmek için sanata vakit ayırmayı. O yüzden bizim için gerçekten hani hem yaratılan kaynak açısından, hem oluşturulan farkındalık açısından, hem kapsayıcılık ve kitleler üzerindeki etkisi açısından gerçekten çok değerliydi. Kesinlikle haklısınız. Özellikle normal karantina süreci başka ama sokağa çıkma yasağının olduğu günler daha da başka oluyor gerçekten. Daha bir insan kendini yalnız ve kıstırılmış evet. hissediyor. Öyle zamanlarda fiziksel olarak yalnız olsak da sosyal medya aracılığıyla belki de ama yalnız olmadığımızı hissetmek motivasyon ve moral olarak çok etkili gerçekten kesinlikle. Ali Ercan Bey'e de sormak isterim. Face Together deneyimini bir sosyal girişimci olarak siz neler söylemek istersiniz? Festivalin başarısını nasıl görüyorsunuz? Yani festival hakikaten biz önceki sene zaten Mert anlattı hani doğuş hikayesini ve geçen sene de çok büyük bir başarıydı. Yani vegan bir festivaldi. Yani ilk defa yapılıyordu. Sıfır atık dedik. Önleyici çalışmalar yaptık. Gönüllüler festival alanında işte çöp topladılar gün boyu. Paneller yaptık. Aslında benzer formatı biz dijitale taşımak istedik. Tabii dijitalin dili çok başka. Becerisi çok fazla yayıncılık açısından. Burada da o anlamda hani ilginç işbirliklerine de yani siz aslında bir değer yarattığınızda, bir oluşum yarattığınızda, topluluk oluşturduğunuzda onun etrafında aslında iyi niyetli şirket, kamu, sivil toplum, bireyler çok hızlı bir etrafında toplanıyor. Yani bizim yıllardır birlikte olaraktan hissettiğimiz şeylerden biri bu. Festival o anlamda mesela öngörüler yani mesela Netday'den yayınlandı. Netday bugün dünyanın en büyük dördüncü müzik kanalı. İşte YouTube Türkiye kanalından yayınlandı ve YouTube tarihinde de çok önemli bir şey oldu çünkü yaklaşık 5 milyon izlenme bekleniyordu bize öncesinde söylenen sayılar 12,5 milyon izlenme oldu 1.3 milyon tekil izleyici yani sayılar aslında çok bizim açımızdan da hedef ve mühim değil ama bunun desteğe yansımış olması insanlar harekete geçmesi Itır hocamın söylediği gibi iyi hissettirmesi aslında burada sanatın bir kalkınma ve sosyal fayda olarak farklı ekosistemleri ne kadar hızlı kitlesel bir şekilde bir araya getirmesini gösteriyor. İşte Sertap Hanım, Ece, işte yani birçok insanın katılması, sanat alanını çok iyi bilen insanların, sanatçıyı iyi bilen insanların bir araya gelmesi, işte sivil toplumla bir araya geldiğinde müthiş bir sinerji doğuyor ve bu insanlara da yansıyor. Ve biz içinde az önce yani Face Together yapma sebeplerimizden biri tabii ki bu COVID sonrası olan ihtiyaçları
giderebilmekti. Covid dediğimiz mesele de bir afet. Biz ihtiyaç haritasını ilk kurduğumuz andan itibaren aslında afetler üzerine çok kafa yoruyoruz. Yani bir afet olduğunda neler yapılacak, ne olacak? Bunun en somut çalışmalarımızın çıktısını Elazığ depreminde gördük. Elazığ depreminde biz bir fiil sahaya gittik. Tüm Türkiye'den gelen ihtiyaçlara yönelik, yani kamunun orada işbirliği açtı bize ve birlikte hareket ettik. Ve o süreçte de gördük ki yine kültür sanat ekosistemi bunun yayıcı gücü olarak çok önemli bir yere sahip. Hele yeni medyada, sosyal medyada, hani sizin de alanınız olduğu için yeni bir dünya var ve bu bir örüntü. Yani işte kamu, özel sektör, bir afet meydana gelmesi, dayanışma ruhu, tüm Türkiye'nin bir şey yapmayı istediği ama bunun için de güçlü, sürdürülebilir işleyen mekanizmalara ihtiyacımız var. İşte bu bir gün ihtiyaç haritası oluyor. Adım adımda koşu Antalya'daydık mesela afet meselesinden sonra. Sonra döndük, Covid'le karşılaştık. Hızla adapte olduk. Yani Itır Hoca'nın zaten anlattığı bir alan, hani resilience, dirençli olma. Sanırım biz yıllar içinde bu çalışmaları yaparak, hani blockchain gibi aslında yaptığımız birçok isimli iş var, konu var. Ama bunların hepsi Mert'in de biraz söylediği gibi bizim hayatımızın parçası olmuş durumda. Ve biz de birlikte bazen faydalanıcı, bazen izleyici, bazen işin fikir vereni olarak birçok paydaşla da bir araya gelerek bu kar topu gibi aslında büyüyen bir dayanışma ağına dönüyor. Bizim açımızdan aslında en kıymetli kısmı bu oluyor. Bunu görebilmek, yani etki tepki, yani bir şey yaparsanız bazen hiç sonuç alamazsınız. Bu da doğal. Ama hani biz bu noktada çok şanslıyız. Bir yandan da aslında insanların hem kalplerini çalıştırabiliyoruz. Kendi kalbimiz de aynı esnada çalışıyor. O yüzden de hem neşeli, eğlenceli ama bir yandan düşündüren, sosyal meselelere parmak bastıran, bununla ilgili sorumluluk almaya ve katılmaya davet eden bir aslında yaklaşım benimsiyoruz kendi açımızdan. Bununla beraber de işte yeni fikirler, yeni projeler, geleceğe dair özgün modeller. Yani sonuçta biz dünyadaki ve Türkiye'deki problemleri çözebilecek yeteride, beceride insanlar değiliz. Yapılarımız da öyle değil. Ama ne yapabiliyoruz? Başkalarına da ilham olabilecek örnekler yaratmaya çalışıyoruz. Yani bugün Face Together'da şimdi 7-8 tane benzer oluşuma destek oldu. Yine kültür sanat alanında birçok alanda, sivil toplumda birçok alanda. Önemli olan aslında bu tip özgün modeller yapmak, yaymaya devam etmek ve işbirliklerini arttırmak. Bu dönem bence bunun dönemi. Kesinlikle öyle. Hem Itır Hanım'ın söylediği hem sizin de söylediğiniz aslında insanların bu salgınla birlikte kendisini çaresiz de hissetmesi, moral olarak da kötü hissetmesi ve sosyal medyanın da aslında gücünü kullanarak oradan bir sosyal fayda sağlamak, oturduğumuz yerden tırnak içinde bizim de buna katkı sağlıyor olabilmemiz aslında yine moral yükselten bir şey. Buradan da şeye geçmek istiyorum aslında. Önce Mert Bey'e soracağım tekrar, sonra size soracağım yine, ama bu yeni medyanın ve işte bu sosyal medyanın dönüşümüyle de alakalı aslında. Bir söyleşinizde Mert Bey kültür haktır demiştiniz. O laf beni çok etkiledi ve biraz üzerine düşününce hakikaten eğitim hakkı gibi, sağlık hakkı gibi, vatandaşlık hakkı gibi kültür de bir hak. Ve ama sanki biz bunu böyle görmüyormuşuz gibi hissettim ben o cümleye kadar hakikaten. Toplumun her kesiminin faydalanması gereken de bir alan aslında. Buradan şimdi hareketle yeni medya araçlarının ya da sosyal medyanın hep böyle olumlu olumsuz özelliklerini konuşuyoruz ama özellikle bu salgın döneminde de mecburiyetten de belki daha da aktif kullanıldığını artık biliyoruz. İşte müzeleri online geziyoruz. Daha önce sergilenmiş tiyatro oyunlarını izleyebiliyoruz. İşte Face Together'ı ya da İstanbul Film Festivali'ndeki festivalleri, filmleri de çevirmiş izliyoruz. Siz kültür sanatla ilişkinin bundan sonra nasıl olacağını düşünüyorsunuz? Yeni bir dünya düzeni üzerine de teoriler var. İşte Covid sonrasında hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Tüketim alışkanlıklarımız vesaire gibi. Kültür sanat açısından özellikle sormak isterim size. Ne öngörüyorsunuz? Nasıl değişecek sizce bizim tüketim biçimimiz? Ya da üretim biçimimiz aslında. Şimdi biz sabah bir toplantı yaptık. Orada da konuştuk. Ben çok büyük değişiklikler olacağını zannetmiyorum. Sadece dijital altyapıya daha çok insanlar önem verecekler. Yani normalde dijitalde üretmek istedikleri birçok şeyi yeniden daha ne denir? Biraz daha fazla özen gösterecekler ve daha fazla içerik düşünmeye başlayacaklar. Hatta dijitale özel sanat etkinlikleri gerçekleştirmeye başlayacaklar. Çünkü aslında ne standart ne de kalite
ne de duygusu hiçbir şekilde bir sanat içeriği üretmeye uygun değil şu anki platformların. Belki uzun vadede gelişir, yani değişir ama ne çok sesli müziğe el verebiliyor. Hı-hı. Ancak bir montaj olması gerekiyor. Bir montaj olmadan mümkün kılamıyoruz biz bunu. Ne de bir başka işte benzeri karşılıklı bir performansa çok izin veriyor. Her Hı-hı. seferinde aslında iç sinemaya dönüyor. Şimdi ve burada şu anın içinde olan şeye çok izin vermiyor aslında bu kapsamı içinde. Hı-hı. Ya da yeniden üretmek gerekiyor. Oraya özel üretimler gerçekleştirmek gerekiyor. Bu bir gerçek. Bir tarafıyla ben bu değişimin, bu dönüşümün işte bu taraflarda birçok tamamlanmamış projeyi ya da başlamaya böyle yüz tutan projeyi başlatması anlamında olumlu görüyorum. Ya da kültür sanat üzerine yönetimi ve aslında böyle her tarafı kapsaması bağlamındaki konuları çok değerli buluyorum. Geliştirmeyi çok değerli buluyorum o tarafta. Ve yani buradaki değişim de tabii ki birçok kültür sanat alanındaki faaliyet yürüten insanlara, ekiplere de kaynak sağlıyor. Yani bir anlamda, fikir anlamda kaynak sağlıyor. Bir paylaşmayı ilham oluyor birçok insan. İşte bugün sabah Itır Hoca'nın da olduğu bir toplantıda böyle bir fikir masasında aslında böyle daha kültür sanat ekosisteminin çok yoğunlukta olduğu bir masada konuştuk. Farklı sahneleme ve izleme biçimleri bir süre gelişecek. Ama biliyorsunuz dünya savaşlar gördü. Yani bu yüzyıl, bundan önceki yüzyılın içinde İspanyol gribi 50-100 milyon insanı öldürdü. İşte ne bileyim, Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı'nı düşününce aslında çok farklı ortamlarda vebanın da geçtiği, Decameron'un yazılı bir dönemden bahsediyoruz. Hani birçok yani görüp, insanlığın görüp geçirdiği çok şey var ama bu izleme biçimleri ve oynama biçimleri çok büyük oranda değişmedi. Bu alışkanlıklar öyle bir anda, hani sadece bir yılda, üç yılda değişebilecek alışkanlıklar da işte İspanyol gibi bir üç yıl sürdü mesela. Ama tabii ki katkı sağlayacağı bir sürü izleme biçimine ya da sahnelime biçimine ilham verecek birçok şey olacaktır. Ama ben böyle temelden bir değişiklik zannetmiyorum. Temelden olacak değişiklik en fazla bu yönetişim noktasında, bütçeleme noktasında, kültür sanat alanında kurulamamış yapıların kurulması noktasında. İşte gerekli hakların, sanatçıların ve sanat üreticilerinin, tüketicilerinin de aynı şekilde yeterince haklarının oluşmadığını görmek noktasında çok önemli. İşte bugünkü o toplantıdan yine konuşurken bir örnek vereyim. Hani şeyi söyledik, insanlar için ne kadar hani sanatın ne kadar önemli, sanat tüketiminin nerede olduğunu gördüğümüzde, baktığımızda gerek işte İKSV cephesinden baktık, gerek İstanbul Modern birçok... İşte kültür sanat ekosisteminin içinde yönetici olan bir ekip de vardı karşımızda. Görüyoruz ki herkesin elindeki rakamlar bir. Yani kültür sanat ihtiyaç olarak sıranın en altında duruyor. Burada çok ilginç bir paralellik var. Kültür sanatın ihtiyaç olarak sıranın en altında duruyor olması, sivil toplumla katkı bağlamında sıranın en alt tarafında duruyor olması da eşitleniyor. Çünkü aynı şekilde sivil topluma da katkımız ya da bu alandaki böyle biraz alışkanlığımız, hani fundraise etmek, fona katkı sunmak, aslında bizim hep kültürümüzde var diyoruz, imece kültür diyoruz ama hala İngiltere'de %44 iken bizde 4, %4. Yani %40 gerisinde olduğumuz bir İngiltere var. Bu paylaşım anlamında, hani buradaki bu yardımlaşma, destekleşme anlamında. Bu kültürü oluşturmamız çok önemli. Ve ben hani bunun, evet yani devletin çok büyük katkısı olacağını, bunu oluşturulması gereken kültür politikaları olduğunu, yerelde ve kamuda çok değerli katkıların olabileceğini, olması gerektiğini, bunun da hak olduğunu zaten röportajda da belirtmişim. Her zaman söylüyorum. Ama bir yandan da halk tarafında, hak tarafı ayrı, halk tarafında da bu bilincin ve bunun bir talebin oluşması gerekiyor. Bu talebi oluşturmak da hem sivil toplumun, hem dediğimiz gibi devletin, hem sanatçıların aslında sorumluluğu. Hep beraber, bu da uzun bir mücadele. Bu mücadele devam edecek. Covid de hepimizi çok daha erişebilir ve bu anlamda düşünmek ve üretmek noktasında çok bir arada tutuyor. Bu avantajdan, yani tabii korkunç bir süreç ama hani bir yandan da bir avantajı var ki daha erişebilir ve bu konular üzerine düşünebilir, yapılar oluşturmak ve kurmak noktasında bir yerdeyiz.
Ondan yararlanmak gerekir. En büyük değişikliğin olacağını düşünüyorum. Doğru söylüyorsunuz kesinlikle. Itır Hanım'a döneceğim izninizle buradan. Sabahki toplantıda da olması sebebiyle belki kendisi de kültür sanat adına bir şeyler söyler. Hani geleceğini veya dönüşümün konusunda ne öngördüğünü, ama bir de ona ek olarak sosyal girişimciliğin ya da sosyal faydanın gelişimi ve dönüşümü nasıl olacak? Siz nasıl görüyorsunuz Itır Hanım? Size onu sormak isterim. Evet, çok teşekkürler soru için. Yani Mert'in bıraktığı bir yerden belki şununla başlayabilirim. Hani sanat her zaman var oldu ve olacak. Antik Yunan'dan beri izleme biçimlerimiz var. Oradan da aslında çok uzağa düşmeyeceğimizi ben de düşünüyorum. Yani Covid sonrası. Yani şu örneği düşünebiliriz mesela. Leningrad kuşatması sırasında Şostakoviç'in 7. senfonisini besteleyip ondan sonra da açlıktan ölmek üzere olan, hatta birkaç tanesi yaşamını kaybeden orkestra tarafından bu eserin hoparlörler aracılığıyla icra edilmesini. Yani sanat hiçbir zaman bitmez. Her zaman müthiş bir iyileştirici gücü vardır ve yani biçimler, izleme biçimleri de, sahneye koyma biçimleri de radikal bir şekilde bence değişmeyecek. Belki tek değişecek olan aslında alternatif metotları da üretmek için biraz daha fazla motive olmak. Mesela 5G ve sanat üzerine bir proje yürütüyoruz. Tiyatro kooperatifinde paydaşları arasında oldu. Belki bu alanlara biraz daha fazla bakacağız. Buradaki fırsatları biraz daha hani üzerinde daha çok düşüneceğiz. Evet, şimdi ve burada olacak sanat bir grup için belki o anda onu canlı izleme fırsatı, şansı olan insanlar için. Ama belki başka bir versiyonunu çok daha uzaktaki insanlara dijital teknolojiler sayesinde ulaştıracağız. Yani ben böyle görüyorum. Hani çok radikal dönüşüm, değişim olacağını düşünmüyorum. Ama sanat ve kitle fonlaması üzerine çok daha fazla çalışmamız gerekecek. Ben bu alanda uzun zamandır hani kaynak yaratma üzerine çalışıyorum. Ve yani bahsedildiği gibi gerçekten kültür sanat fonlanma denince akla en son gelen alanlardan biri. Yani herkes Covid döneminde sanata sığındı, iyi oldu sanat sayesinde, ama ya sürdürülebilirliği için ben de bir şey yapmalıyım diyen insan sayısı ne kadar arttı onu göreceğiz. O yüzden burada bize de tabii görev düşüyor. Yani kültür sanat kurumlarına, işte bizler gibi sosyal girişimcilere, kitle fonlaması üzerine çalışanlara. Bu dönemde birkaç kampanya var. Belki onlardan kısaca bahsedebilirim. Yani benden çok daha fazla içinde olan Mert de bahsedebilir, ama ben en azından bir giriş yapayım. Bir tanesi Dayanışmanın Yüzü Şiir kampanyası. Burada aralarında Mert'in de bulunduğu 100 tiyatrocu 100 şiiri okudu ve gene kültür sanat emekçilerinin desteklenmesi için bir kampanya. Bir başkası da Bizde Yerin Ayrı kampanyası. Gelecek sezonun biletlerini şimdiden ayırtma. Daha doğrusu tiyatrolarda tiyatro kooperatifi ortağı olan ve kampanyaya katılan tiyatrolarda yerimizi şimdiden ayırtmak üzerine. Bunlar tabii müthiş gelişmeler. Yani bu sektörün de kaynağı, fonlanmaya ihtiyacı olduğuna dair. Ve aslında izleyicinin de sanatı tüketen kitlenin, sanatseverin de burada bir sorumluluğu bulunduğuna dair bence çok kritik adımlar. Genel olarak sosyal girişimciliğe bakarsak bence yani yıllardır bunun ne kadar önemli bir şey olduğunu, gelecekte aslında neredeyse tüm girişimlerin sosyal girişimlere dönüşeceğini konuşuyorduk. Çok bir şey ifade etmiyordu pek çok insan için. Ama içinde bulunduğumuz süreçte aslında ihtiyaç tanımı belki yeniden yapıldı hepimiz için. Neye gerçekten ihtiyacımız var? Bunu gördük. Ve gezegenin geleceği için bir şeyler yapmamız gerektiğini, aslında birbirimize ne kadar bağlı olduğumuzu gördük. O yüzden sosyal girişimciliğin ben çok daha fazla yükseleceğini ve kitle fonlamasının yani herkesin bir şekilde elini taşın altına daha fazla koyacağının, yani çok olumlu bir yerden bakıyorum belki, ama yani içinde bulunduğumuz projeler, bu ekosistem biraz bunu söylüyor bana. Bunların yükseleceğini düşünüyorum.
Şimdi son olarak Alercan Bey'e dönmüş olayım ama hepimizi de görmek adına Mert Fırat'ı, Itır Erhat'ı ve Alercan Özgür'ü kameralarımızda açtığımızı söylemiş olayım. Ve son soru olarak da Alercan Bey'e döneyim. Mert Bey'in söylediği, Itır Hanım'ın söylediklerinden de ek olarak siz COVID-19 sonrası oluşmak durumunda kalacak yeni normalimizle birlikte sosyal girişimciliğin, sosyal faydanın ya da kültür sanat alanının nasıl bir dönüşüm içinde olacağını düşünüyorsunuz? Yani ben şöyle düşünüyorum, insanoğlu var olduğundan beri sanat var olmuş. Hı hı. İşte mağaraya resim çizmiş, insanoğlu ifade etme biçimi olarak var olmuş. İşte antik tiyatrolar kurmuş, ifade etme biçimi olarak. İşte siyaset de orada konuşulmuş ama işte act etme hali, insanlarla paylaşma hali, harekete geçirme gücü hep olmuş insanoğlu var olduğu andan itibaren. Sokakta, mahallede de görürüz bunu işte. İşte mavi yaka diğer tarafa hep şakalaşma birbiriyle, nüktedan işte espriler, işte aile içinde yaptıkları. Şimdi ben bunların hepsinin aslında bizim içimizdeki enerjinin, duyguların dışa vurumu olarak görüyorum. Tabii ki yaşadığımız süreçte bu dışa vurum ve etkileşim çok azaldı. Ama şunu da gördük, işte bu Ali Baba'nın kurucusu Jack Ma da diyordu. İstediğimiz kadar robotlar bu dünya gelsin, şu olsun, bu olsun, sosyal sorunlar bitmeyecek ve bir tek şeyin yeri alınabilecek. Yani robotlar resim de çizebilse o anlık duyguyu ifade etme biçimini yakalayabilecek hiçbir teknoloji, hiçbir güç hiçbir zaman olmayacak. O yüzden de yani sanat, sosyal sorunlar ve kalkınma bence önümüzdeki yani yeni normal dediğiniz dönemin, gelecekteki 10 yılın bir arada insanlara umut vereceği ve bu yeni normali birlikte tasarlatacağı ana yapı taşı olarak görüyorum kültür ve sanatı. O yüzden kültür sanat insanlarını, kültür sanat kurumlarını bir ülke, insanlar, vatandaşlar ne kadar sahiplenir, ne kadar içinde yer alır, farkında olursa, bununla ilgili yapılan şeylere ne kadar katılırsa, zaten işte seyircisiz, seyirci diyoruz ama aslında oyun ve tiyatro ve kültür ekosisteminin ana paydaşı seyirci, vatandaş. Katılımcısı. O yüzden eşit paydaş olarak insanlar kendini görüp ki işte Mert'in, Itır Hoca'nın çalıştığı, yani hepimizin çalıştığı kampanyalarda görüyoruz ki hakikaten müthiş bir Türkiye'de seyirci, kitle, katılımcı var. İnanılmaz sahip çıkıyor. Bununla ilgili bir açılan tüm yola kucaklarını açarak geliyor. Bu bence umut verici. Yani ben o anlamda çok umutlu buluyorum yeni normal diyeceğimiz şeyi. Bir yandan da tabii ki daha fazla çabaya ihtiyaç var. Daha fazla özel sektör, kamu, sivil toplumun bu alandaki çabalara daha çok destek vermesine ihtiyacı var. Üniversite öğrenciler bizi izliyor. Yani öğrencilerin, gençlerin özellikle bu dönemde geleceğe dair daha çok katılmasına ihtiyaç var diye fikirlerimi beyan edeyim efendim. Teşekkür ederim. Oradan şöyle bağlayayım o zaman ben de. Artık böyle Zoom ve YouTube yayınlarına çok alıştık. Birbirimizi fiziksel olarak görmüyoruz. Buradan toplantıları yapıyoruz ya da buluşmaları, işte festivalleri yapıyoruz. Ama belki yeni normalimizde biraz daha normalleşirsek Kadıköy Üniversitesi'nde de ağırlamak isteriz sizleri. Orada da belki geleceğimizi yeni medyanın dönüşümünde konuşmuş oluruz diye yani, bağlayayım. Onunla ilgili bir şey söyleyeyim. Dediniz ya yani, bu yani yine de görüyoruz birbirimizi yüz yüze ama şu değişmiyor. Birbirimizi özlemeye devam ediyoruz. Kesinlikle. Duygular, istediğin her hiçbir yani duyguları geçirebilecek bir teknoloji yok bence. O yüzden duygularımızı birbirimize geçirebilmek adına umarım fiziki ortamlarda da görüşebiliriz. Çok teşekkür ederim yayına katıldığınız için. Vakit ayırdığınız için. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.